Ben Yeşim Özdemir, Kısa Dalga güzel günler diler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DEHA'nın haberine göre Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bilgisine başvuruldu. Peker ise Twitter'da kardeşim Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir dedi. Peker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayeti için önce kardeşiyle görüşüldüğünü ancak daha sonra başka bir ekibin Adalı'yı öldürdüğünü iddia etmişti. AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Erkam Yıldırım'ın Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'yı tanımadığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin olarak "Memleket yangın yeri, saraya bak, her şey güllük gülistanlık, bütün bu rezaletler yaşanırken ağzını açıp tek laf etmiyor, mafyadan izin alacak, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık bir milli güvenlik sorumludur" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sedat Peker'in açıklamalarını hatırlatarak "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek" dedi. Bahçeli, bu meselede üç maymunu oynamanın Türkiye'yi kastetmek için kullanılan çevrelere destek verdiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Bahçeli'ye teşekkür etti. Soylu, "Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" dedi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili "bu iktidar susurluk mimarisine yeni tuğlalar ekleyerek tarihe geçmiştir. O tuğlalardan saray yaptılar ve her şeyi oradan yönettiler" dedi. İyi Parti genel başkanı Meral Akşener, Sayın Soylu'nun soruşturmanın selameti açısından kendi isteğiyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması elzemdir dedi. CHP Mersin Milletvekili Avukat Alpay Antmen, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından başlayan siyaset-mafya ilişkisi tartışması ile ilgili olarak gazetelere ilan verdi. Antmen, ilanında "görevini yapacak bir cumhuriyet savcısı aranıyor" dedi. Sedat Peker'in itirafları sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhalefet, Kutlu Adalı cinayetinin yeniden araştırılması için araştırma komisyonu kurulmasını istiyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi mecliste bu yönde teklif verdi. Türkiye'de işkenceyle ilgili tespit olmadığını öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt veren Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, "Sayın Soylu'nun iddiasının aksine işkence, kötü muamele ve zorla kaybetme iddialarımız var" diye konuştu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın eş genel başkanı Selma Atabey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ses üyesi gözaltına alındı. Mecliste Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 7 yeni üyesini belirlemek için yapılan seçime pazarlığın tarafı olmadık diyen HDP milletvekilleri katılmadı. HDP Grup Başkan Vekili Oluç, "sadece iktidarın değil muhalefetin de yanlış bir tutumunun olduğunu düşünüyoruz" dedi. HDP'li vekiller genel kurulu terk etti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrasında gündeme gelen Venezuela'dan peynir ithalatına ilişkin 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir açıklamasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar'da bir depoya baskın düzenledi. Interpol destekli yürütülen çalışma sonucu gerçekleşen baskında piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan toplam 260 bin sahte ilaç ele geçirildi. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in de katıldığı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında Haziran ayında gelecek BioNTech aşılarının ikinci doz uygulamalarının 12 hafta sonra yapılması görüşüldü. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in de katıldığı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında Haziran ayında gelecek BioNTech aşılarının ikinci doz uygulamalarının 12 hafta sonra yapılması görüşüldü. Pfizer, BioNTech'in ardından Moderna'da geliştirdikleri koronavirüs aşısını 12-18 yaş arası çocuklarda denedi.
aşının çocuklarda test sürecinin başarılı sonuç verdiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan anlık verilere göre 16.033.112 kişiye COVID-19 aşısının birinci dozu uygulanırken 11.993.623 kişinin ikinci dozları da tamamlandı. Böylece yapılan toplam aşı sayısı 28.026.735'e çıktı. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Yerine Semih Tümen atandı. Hükümetin işsizlik fonundan GAP için geri ödemek üzere aldığı bugünkü değeri enflasyon kaybı üzerinden 33.1 milyar lira olan paranın 8 yıldır hala ödenmediği ortaya çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %1.1 ve parakende ticaret sektöründe %2.1 azalırken inşaat sektöründe %3.0 arttı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tel Aviv'de olduğunu belirtti. Açıklamada ateşkesi pekiştirmeye, yardım çabalarını tartışmaya, Filistinler ve İsrailler için daha parlak bir gelecek için zemin hazırlamaya çalışırken, Blinken, Kudüs ve Ramallah'ta verimli toplantılar yapmayı dört gözle bekliyor ifadelerine yer verildi. İsrail polisi 9 Mayıs'tan bu yana en az 1550 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltıların sürdürüleceği, protestolara katılanların evlerinin aranacağı belirtildi. İtalya'nın en çok aranan ikinci suçlusu olan mafya lideri Rocco Morabito Brezilya'da yakalandı. Kokain kralı lakaplı Morabito 30 yıldır İtalyan yargısından kaçıyordu. ABD'nin Ohio eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmaya teşvik için piyango düzenleniyor. Eyalet genelinde aşı olan 5 kişiye birer milyon dolar ödül verileceği açıklandı. Bültenimizi kısa dalgadan öneriyle bitiriyoruz. Sedat Peker'in videoları sadece siyaset ve mafya ilişkilerini değil, medya ile mafya ilişkilerini de gündeme getirdi. Faruk Eren, medyanın büyük bölümünün olup bitenler karşısında suskunluğunu koruduğu bir ortamda ortaya saçılan medya-siyaset-mafya ilişkilerini gazeteci Murat Yetkin ile konuştu. Kısa Dalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.